Shelby County Islah Evi, Tennessee. Vahşi sokak çeteleri bu duvarların içinde tutuluyor ve giderek azgınlaşıyor. Burası dünyadaki cehennem. Sıkı gözetime rağmen çete üyeleri açıkça kuralları çiğniyor. Buraya geldiğimden beri devamlı bıçaklanıyorum. Evet! Hapishane duvarları bile içeriye silah ve uyuşturucu sokmalarını engelleyemiyor. Ot, kokain, hap, ne isterseniz var. Şimdi çete üyeleri sistemi nasıl geçtiklerini gözler önüne serecek. Bunlar beni patlatıyor. Ve çete birlikleri kontrolü ele geçirmek için savaşıyor. Ellerinizi başınızın üzerine koyun. Arkana yaslan. Wow, 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 wow. Onları düzenli olarak gözdağı veriyoruz. Ekstazi! 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 Memphis. Amerikan müziğinin ve kültürünün bir merkezi. Ama Beale Caddesi'nin gece lambalarından 24 kilometre uzaklıkta bir grup mahkum, Shelby County cezaevinde zor anlar yaşatıyor. 1928'de inşa edilen bu cezaevlerinin mahkumları barındırması 12 yılı geçmemektedir. İlerleyin! Shelby County'de 7 adamdan oluşan bir ekip çeteleri kontrol altında tutmak ve kaçak malları engellemek için mücadele ediyor. Çete istihbarat birimi ya da ÇİB olarak bilinirler. 2004'te çete problemiyle uğraşmak için görevlendirilen tek kişi Teğmen Tony Moore'du. Oraya yatın, kıpırdamayın ve konuşmayın. Ama giderek büyüyen çete sorunu ve onların gizli operasyonlarını durdurmak için Moore'un yardıma ihtiyacı vardı. Birlikte çalışmak için seçtiği 6 memur şu an çete istihbarat birimini oluşturmakta. Hepimiz farklı temellerden geliyoruz. Bu hapishanede her birimiz farklı bir grup genç adamdan sorumluyuz. Ama iş çete istihbarat birimine geldiği zaman birleşiyoruz ve bir ekip oluyoruz. Yan kapıya ulaşmamız gerektiğini biliyorum. Evet, tekrar yan kapıyı açmadım. Bu çete memurlarının devamlı benim arkamı kolladıklarını biliyorum. Ben de onlarınkini kolluyorum. Bu hapishane 30 farklı çeteye ev sahipliği yapıyor. Ve kaçak mallar değişmez bir tehlike. Bu yüzden ÇİB her gün sürmekte olan bir avın peşine düşüyor. Burası 53 dönümlük büyük bir alan. Bu alanda minimum, orta ve maksimum güvenlikli koğuşlar içeren 13 bina var. Çok dur! Burası lanet olası bir orman, bir hayvanat bahçesi! Maksimum 8C binası. Bu adamlar Shelby'de maksimum güvenliğe sahip. Kötünün de kötüsü! Maksimum 8! Ekim 2008'de rakip çetelerin gerginliği burada şiddetli bir savaşa yol açtı. İşler kontrolden çıktığında Crip ve Vice Lord çetelerinin üyeleri erzak eşyaları üzerine kavga ediyordu. Crip çetesi üyesi Chris Askew, Aka Bobby Way ortaya çıkan şiddeti izliyordu. Onları kaldırmak istiyor gibilerdi. Kaldırıp kavga etmek. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ve onları kaldırdılar ve daha sonra olaylar birbirini takip etti. Ve arkadaşlarımdan birisi onun kafasına vurdu. Bu gözetleme görüntüsü kavganın en üst kattaki küçük hücreden hızlıca dışarı yayıldığını gösteriyor. Mahkumlar korkulukların üzerinden birinci kata atlıyor. Göz açıp kapayana kadar silahları çıkardılar. Ve bu bir savunmasız bırakma suçu. Rakip Wise Lord çetesinden Jerick Brown koğuştaydı. Ama kavgadan uzak durmaya çalıştı. Aklım yerinde değildi çünkü şoktaydım. Daha önceden buna benzer bir şey görmemiştim. Dakikalar içinde neredeyse tüm blok arbedeye karışıyor. Kripler Wise Lord'lara karşı ve kripler sayıca azınlıkta. Korkunçtu dostum. Kalbim hızla atıyordu. İnsanların uzun demir saplarla kafama vurmasından kaçınmaya çalışıyordum. Memurlar geliyor ve arbedeyi ayırıyor. Kimin bıçaklandığını ya da nerede bıçaklandığını anlayamadık ama üzerlerinde kan vardı. Toplam olarak 5 mahkum ciddi şekilde yaralandı. Çete kavgalarını önleme ve illegal aktiviteleri durdurma girişimlerinde memurların en iyi silahı şaşırtma unsurudur. Popolarınızın üzerine oturun.
Popolarınızın üzerine oturun. Onu kapat. Elleriniz başınızın arkasında olsun. Herkes yapsın. Elleriniz başınızın arkasında olsun. Herkes yapsın. Geri çekil. Arkana yaslan. Pekala. Üst ranzalardan başlayalım. Bugün Teğmen Muğur çetelerin en çok bulunduğu koğuşları kapsayan 12 blok boyunca ekibine liderlik ediyor. Sizinle konuşulana kadar kimse konuşmayacak. Kıpırda denilene kadar kimse kıpırdamayacak. Şimdi bu talimatlarla ilgili sorununuz olursa size fikrinizi değiştirecek bir şey vereceğim. Olacak olan şey budur. Çete memurları ranzadan ranzaya gidecekler. Sizi kaldıracaklar. Siz de duş alanına gideceksiniz. Üzeriniz aranacak. Üzeriniz arandıktan sonra sizi koğuşta aramamız tamamen bitene kadar yerde oturacağınız koridora götürecekler. Lanet olsun. Çete birimi herhangi bir kaçak malzeme için koğuşu arıyor. Bu çetenin özel eşyalarını da kapsıyor. Sigara, marihuana ve demir sap olarak bilinen el yapımı cezaevi bıçakları. Eğer birinin bu bölgede dolaştığını görürsek, tıpkı bir çantayla buraya gelen bu adam gibi, bu onda bir şeyler olduğu anlamına gelir. Onu haklarız. Onu çıkaracağım. Kaba konuşmamı affet ama dışarı çık. Çünkü çantanla dolaşıyorsun ve ben kıpırdamamanızı söylemiştim. Mahkumlar üst araması için sıraya giriyor. Üstümün aranmasını sevmiyorum dostum. Tamamen saygısızlık, anlıyor musun? Gelip popoma bakarak erkekliğimi ele geçirmeye çalışıyor gibiler. Nedeni bu. Onlar polisler. Domuzlar. Domuzdan hiç hoşlanmam. Hepsini çıkart. Vücut delikleri sıkça görülen bir saklama alanıdır. Kişiselleştirilmiş bir araştırma yapıyoruz. Onları çömeltiyoruz ve öksürtüyoruz. Böylece rektumlarında bir şey varsa düşüyor. Tamam, giyin. Ranza alanında memurlar mahkumların özel eşyalarını araştırıyor. Çip memuru Richard Farrow bir mahkumun çekmecesinde ölümcül olabilecek bir şeyi buluyor. Kilitte kayıp bir parça var. Ve böyle bir şey olduğu zaman, ki bu çoğu zaman yaptıkları bir şeydir, bunu çorabın içine koyarlar ve size vururlar. Doğru yöne sallayarak ve bir insana doğru noktadan vurarak o kişiyi anında öldürebilir. Birkaç metre ötede memur Danny McLean başka bir önemli buluş yapıyor. Favori yerde saklı olan küçük ama tehlikeli bir demir çubuk. Elimizde ne var? Pekala, bir demir çubuk var. Demir bir çubuğa sahip. Demir çubuklar Gary Crawford'un ayakkabısında bulundu. McLean koğuştan çıkarken mahkuma eşlik etmeye başlıyor. Ama Crawford kişisel çekmecesini toplarken saklı olan başka bir demir çubuk yere düşüyor. Başka bir tane var mı geri? Tekrar üzerini arayalım. Buraya gel Crawford. Bulunan bir değil iki demir çubukla birlikte Chip'in Crawford'ı faka bastırmak için yeterli delili vardı. Ama henüz bitirmemişlerdi. Didik didik arayarak bloğun diğer tarafındaki yataklara ilerliyorlar. Gidip onları geri çevirebilirsin. Sadece üzerinde silah olup olmadığından emin ol. Tamam. Memurlar şüpheli bir şey buldu. Bu marihuana olmalı. Ya da açılmış tütün olabilir. Hapishaneye gerçek marihuana kadar sahte marihuana da giriyor. Bilirsiniz. Sahte marihuana verip paralarını almak için birbirlerini kandırıyorlar. Destek ekip içeri giriyor. Her zaman test ederiz. Her zaman test ederiz. Ne olursa olsun. Açılabilir, yeniden sarılabilir ve başka bir şeyle karıştırılmış olabilir. Bu test bunun tütün mü yoksa marihuana mı olduğunu belirleyecek. Bir tüpü kırıyorsunuz ve yaklaşık bir dakika sallıyorsunuz. Eğer mora dönerse test pozitiftir. Eğer yapraklar tetrahidrokanabinol ya da THC, marihuanadaki ana kimyasal içeriyorsa, asit solüsyonu tepki verecek ve renk değiştirecektir. Şimdiden mora dönüyor. THC için pozitif. Mahkumun botunda marihuana bulundu. Danny Sisson 39 yaşında. Bunun gibi suçlamalara yabancı değil. 14 yaşından beri hapishaneye girip çıkıyor. Ve şu an ağırlaştırılmış hırsızlıktan dolayı hapiste yatıyor. Ama esrarın ona ait olduğunu reddediyor. Birileri ayakkabıma esrar koymuş dostum. Yani esrar içiyorum ama bu benim olsaydı benim derdim. Biliyorsun.
Üzerimde esrar vardı. Size üzerimde esrar var diye söyledim dostum. Şu an üzerimde esrar yok. Esrar içiyorum ve hapishanede de içiyorum. Bunu inkar etmeyeceğim ama eğer benim üzerimde esrar olsaydı bu bir ya da iki sigaralık olmazdı. Bir seferde 28 gram olurdu. Ben bu şekilde yaparım. Uyuşturucu bulundurmaktan suçlanacak. Ve bu vaka için disiplin kuruluna gönderilecek. Eğer sesin suçlu bulunursa cezası muhtemelen iki kişilik bir hücrede günde 23 saat kalmak olacak. Ve hücreler adamların bulunmak istedikleri bir yer değil. Parmaklıklar ardında da birazdan. Maksimum güvenlik kapsamında bir mahkum sisteme karşı savaşıyor. Birini öldüreceğim. Ve daha sonra düşman mahkumlar hücreye kapatılmakla başa çıkıyor. Bırakın bizi! Memphis şehir merkezine 30 dakikadan az bir mesafede Shelby County cezaevi yer almakta. Burada çete istihbarat birimi ya da ÇİP, çetelerle dolu bir cezaevinde çıkabilecek şiddete karşı mücadele veriyor. Teğmen Tony Moore 7 kişilik ekibe başkanlık ediyor. Görev tanımımızın ne olduğunu biliyoruz. İşimizi yapmak için bir birlik olarak buradayız ve bunu birlikte yaparken tek bir kişi gibi hareket ederiz. Haftada 5 gün giriş alanını izliyorlar. Burası yeni gelenler için ilk durak. Çocuklar dinleyin. Ben aynı zamanda çete birimiyle çalışıyorum. Size bu hapishanede neler yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. Buraya geldiniz. Bazılarınız daha önce de girip çıkmıştı. Yani buranın nasıl işlediğini biliyorsunuz. Onları yönlendirmek günün büyük kısmını alabilirdi. Herkes bir kimlik kartı alıyor. Tıbbi testlerden, göz muayenesinden geçiyor. Ve parmak izlerinin elektronik taraması yapılıyor. Yaşadığım tek problem parmaklardaki amputeler. Uyuşturucu kullandıkları için parmak izleri bozulmuş oluyor. Kullandıkları bir çeşit eroin parmak izlerini yakıyor. Daha sonra çete istihbarat birimi görevi devralıyor. İçeri giren herkes bir çeteye bağlı olup olmadığını söylemek zorunda. Sana sorum şu, bir çeteye üye misin? Ya da hiç oldun mu? Hayatının herhangi bir döneminde. Hayır. Barry Anderson değil mi? Seni Crips'lerde gördüm. Çete üyeliği kitabımızda onun bir Crip olarak etiketlendiğini gördük. Bu kitap etiketlenmiş olan çete üyeleriyle ilgili tüm bilgileri içerir. Bu sen misin? Evet, bunu uzun zaman ifşa ettim. Uzun zaman önce. Bu yüzden sana şimdiye dek hiç Crip oldun mu diye sordum. Herhangi bir şeyi temsil eden bir dövmen var mı? Bana göster. Eğer yeni bir mahkum bir çeteye üye olduğunu itiraf etmiyorsa dövmeleri genellikle ona ele verir. Watts'a göre bu bilgi onların kendi güvenliği için. Bak, bu senin cezanın uzamasına ya da onun gibi bir şeye neden olacak bir şey değil, anladın mı? Tamam. ÇİP bütün mahkumların %90'ının bir çeteye bağlı olduğunu tahmin ediyor. Hapishane çete üyelerinin birbirlerine saldırmasını engellemek için adımlar attı. Crip'ler ve Vice Lord'lar arasında gerçekleşen 2008 çete savaşından sonra hapishane maksimum güvenlikli koğuş politikalarını sıkı bir şekilde gözden geçirdi. En açık örnek, açık rekreasyon alanı olarak kullanılan yeni kafeslerin eklenmesiydi. Mahkumlar demir çubuklar taşımamalılardı ama aynı zamanda hücrelerinden de çıkmamalılardı. Tüm kapıların kilitli kalması gerekiyor ama bu adamların bazılarının kapılara bir şey yapıp onları açtığını görebilirsiniz. Mahkumlar kapı kilidini açacak ve katları özgürce dolaşmak için hücrelerinden çıkacak. Kapının içinde çok sayıda kağıtları var. Bu sade bir mekanizma. Bu yüzden de kilitlenmiyor. Orada sıkıştığını görüyor musunuz? Bu kilidin şimdiye dek çıkmış olması gerekiyordu. Şimdi kilitli. Kapıları kilitli tutmak sadece bir şey. Mahkumları göz hapsine almak daha zorlu bir şey. Bu konuyla ilgili bir şey yapmalıyız dostum. Kimin ne yaşadığını asla bilemezsiniz, anlıyor musun? Çünkü burası bunu gerektiriyor. Burası hapishane. Minimum güvenlikli koğuşlarda bile ilk gelenler Shelby County cezaevinin birer sakin olduklarında sert bir uyanış yaşarlar. Bir acemimiz olacak. Ganimetlerden bahsedeceğiz. Kaç numara ayakkabı giydiğinizi soracağız. Ailen ne yapar, nasıl para kazanırsın diye soracağız.
William Green hırsızlıktan ve kasti adam öldürmeden dolayı içeride. Ama aynı zamanda bir cinayet içinde mahkemesi olduğunu söylüyor. Yine de memurların yerine danışmanların bulunduğu minimum güvenlikte. Ama o bir melek değil. İstismar edebileceğimiz birini görürsek onu istismar ederiz. Burada. Havada onun kokusunu alabilirsiniz, seslerini de görebilirsiniz. Sert olmaya çalışabilirler ama titrediklerini görürsünüz ve duyarsınız. Duyguları ve beden dilleri kelimelerden daha seslidir. Kalın bir ses tonuyla içeri gelebilir ve küçük bir arkadaşımız o hamle yapana kadar üzerine demir çubukla yürüyebilir. Çip memuru Danny McLean görevli olduğu koğuşta günlük devriyelerini gerçekleştiriyor. Ne haber dostum, iyi misin? Herhangi bir yaraları olup olmadığını görmek için çocukları kontrol ediyorum. Saldırıya uğramış ve memurların onları görmemesi için yatağında yatan çok sayıda mahkum var. Memur McLean'e göre burada bir çete üyesi olmak güvenlik garantisi değil. Çeteler sıklıkla ceza olarak kendi üyelerini dövüyor. Bunu şiddet cezası olarak adlandırıyorlar. Bu hücredeki mahkumlar stres atıyor. Maksimum 8'e göre baştan savma. Ama şiddet cezaları da buna benzemektedir. Eğer kuralları takip etmezseniz, onları çiğnerseniz bir çeşit ceza alırsınız. Ya da 6 dakika boyunca suçunuz örtbas edilmez. Bu 6 dakika boyunca yumruk yiyeceğiniz anlamına gelir ve suratınızı koruyamazsınız. Yani orada oturursunuz ve ölümüne şiddete maruz kalırsınız. McLean sorun çıkaran kişilerle yakından ilgileniyor. Çılgın Duman adıyla da bilinen Jarvis Hubbard gibi o da yeniden hücreye düşmek üzere. Tamam, 2,5 yıldır buradayım. Bilirsiniz, bazen problemlerim oluyor. Yani pislik yapmıyorum. Ben ağırlaştırılmış hırsızlık yüzünden hapisteyim. Bir çömez gangster ya da ÇG olan 21 yaşındaki Hubbard düzenli olarak kavgaya karışıyor. Bu onu maksimum güvenlikte ilk sıraya koymakta. Çoğu zaman onu almak için binaya birkaç memur sokmak zorunda kalıyoruz. Çünkü kapıları tekmeliyor. Personeli tehdit ediyor. Tuhaf biri. Ne haber dostum? Hubbard yıkıcı davranışlarını kontrol etmek için antidepresan alıyor. Bu kendini yaralamasını da engelliyor. Bir kesiciden daha fazlası. Kolunda birçok kesik açmış. Neredeyse 100 defa kendimi bıçakladım ve kestim. Bir defa boğazımı kestim. Midemi kestim. Ve kollarımda da kesikler var. Bazen neden damarlarımı patlatmadığımı ve buna benzer şeyleri düşünüyorum. Bu çılgınca, benim çıkış yolum bu. Ama bazen ilaçlarını almıyor. İlaçlarım benim enerjimi alıyor. Bu yüzden kendimi korumam gerektiği zamanlarda bunu yapmayacağım. Yarın hücreden çıkacağını söylüyor. Bir hafta içinde tekrar geri dönecek. Shelby County'deki çete istihbarat birimi çete geriliminin son raddeye gelmemesi için ne gerekiyorsa yapıyor. Çip memuru Tony Guyton'a göre yemek zamanı bile tehlikeli olabilir. Burayı hapishanenin en savunmasız alanı olarak adlandırıyorum. Belli bir süre boyunca yemek odasında 200 ile 300 arasında mahkum oluyor. Yani bu tüm işlerin çığırından çıkması için en kritik zamanlardan birisi. Burada farklı binalardan ve koğuşlardan mahkumlar etkileşim içinde oluyor. Çete üyeleri karşılaşıyor ve bazı sürtüşmeler meydana gelebiliyor. Bazen bunu anlamanız gerekmektedir. Eğer burası çok sessizse tansiyon düşecektir. Mahkumlar yüzleri ileri doğru yemek yiyor. Bu memurların onları izlemesini kolaylaştırıyor. Hapishanedeki 125'ten daha fazla gözetim kamerasıyla mahkumlar kafeteryada bile izlendiklerini biliyorlar. Kameralar kafeterya çalışanı 3. Charles Hunt'la mahkum bir arkadaşı arasında gerçekleşen son günlerdeki bir kavgayı kaydetti. Hızlı bir yumruk indirdikten sonra Hunt tepsi penceresinden diğer mahkumu takip etti. Mutfaktan çıkıp kafeteryaya girdi. Oraya gittiğimde onu yakalayın, onu yakalayın der gibi beni işaret ediyorlardı. Ben de etrafıma baktım, hala züppeyi görmemiştim. Bu yüzden pes ettim ve kelepçe takmalarına izin verdim. Bugün kafeteryadaki gözetim kameraları hızlıca seyirci çeken bu hapishane kavgasını yakaladı. Memurlar telsizden mavi kod uyarısı aldı. İki mahkum arasında çıkan bir kavga uyarısı.
Alandaki memurlar çip kalabalığı içine girmeden kavgaya ayırdı. Mavi kod uyarısı var. Bir mahkum ve mutfak çalışanlarından biri dışarı çıktı ve servis sırasında geldi. Servis sırasından ayrıldı. Buraya geldi ve katı bir cisimle çenesine vurdu. Diğer adam da ona geri vurdu. Mahkum Darian Davis hiçbir sebep olmadan tuzağa düşürüldüğünü iddia ediyor. Oraya koştu ve üzerime doğru fırladı. Geldi ve bana vurdu. Ben de geri zıpladım ve onu tutarak kendimi savundum. Davis eli kulağında bir disiplin soruşturması için hücreye gönderildi. Parmaklıklar ardında da sırada. Jules Hubbard'ın yeni bir oda arkadaşı var. Ve daha sonra Chip hapishane duvarlarının derinliklerinde kaçak mal buluyor. Küçük bebeğimiz burada. Daha derine bakmamıza yardımcı oluyor. Bazen düşman çete üyeleri Chip'in yardımı olmadan birlikte yaşayabilir. Son günlerde bir çömez gangster olan Jules Hubbard, yeni hücre arkadaşını Wise Lord Julian Avery'i tanımaya başladı. Avery, ağırlaştırılmış hırsızlıktan, cinsel şiddetten ve kişisel mülkte yangın çıkarmaktan aldığı 9 yıllık cezasını çekiyor. Ben uluslararası bir mücevher hırsızıyım. Anlıyor musun? Ben çalarım. Yaptığım şey bu. Bu hapishanede olmak dostum beni bir hayvana çevirir. Bu benim burada hazmama neden oluyor. Burada deliye dönüyorum, tamam mı? Burada azgın bir aslan, kaplan gibi kafese kondum. Wise Lord'lar ve çömez gangsterler ezeli düşman. Ama bu ikisi bir arada yaşamak için bir yol buldu. Ortak bir hedeften başka herhangi bir sebep yok. Hayatta kalmak. Bu benim kankam, yani o benim buradaki ailem. Bu lanet hücreden çıkmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çünkü bu hücre insanı deli ediyor. Dışarı çıkmak için aşırı hareketlerde bulunuyorlar. Buna kırbacı kamçılamak deniyor. Bu hücrede çok uzun zamandır kapalıyız. Dışarı çıkmak istiyoruz. Temiz hava istiyoruz. Bu yüzden buna yuvadan çıkmak diyoruz. Ya üzerimize sprey sıkılması ya da personel tarafından dövülmek için düzmece bir yara yapıyoruz. Ve mahkum arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Avery, savaş boyası formu ya da şifreli bir maske sinyali göndermek için sabun gibi yararlı maddeleri bile kullanabiliyor. Ve bu şekilde suratıma macunu sürüyorum, anlıyor musun? Ve benimle birlikte olan diğer insanlarım işaret ettiğim şifreyi anlıyor. Maskelerin bir çeşidinin düşman çeteyle atışma içinde olduğunu anlattığını söylüyor. Eğer yüzümde maske varsa ve yüzümün yarısını kaplıyorsa bu savaş zamanı olduğunu belirtiyor. Ama sadece alnımda ve burnumda varsa bu da yardıma ihtiyacım olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda personele karşı sahte şifreleri de var. Maske bu şekilde gidiyorsa, bebek yılanlara benzeyen iki girdap şekli varsa personelden daha zeki davranmaya çalışıyorum demek. Tamamen kaplı olduğu zaman Avery topluluğuna farklı bir mesaj gönderiyor. Mahkum mahkuma kavga. Memphis'teki Shelby County cezaevinin çete istihbarat birimi için her gün yeni bir şey var. Ama ne olursa olsun gece ve gündüz hep aynı iki düşmanla yüz yüzeler. Çeteler ve kaçaklar. C binası, maksimum 8, ikisinden de çok var. Burası Shelby County'de hapis yatan en kötü adamların bulunduğu yer. Maksimum 8, evet! İlerleyin. Shelby County'de bu mahkumlar kendi kurallarına göre oynuyor. Ve çete birimi aynı zamanda her yerde olamıyor. Avery bir savaş maskesi yaratmak için sabun kullanıyor. Hapishanede sabuna izin var. Ama ilaç biriktirmeye yok. Ne yapalım? Tüm numaralara, alım satımlara, hileyle para kazanmaya hakim olmak zorundayız. Mesela personel nerede? Gördün mü? Benim hilem işte bu. Hilem tam burada. Avery kendi menfaati için antidepresanlardan uyku ilaçlarına kadar her çeşit hapı kullanıyor. Özellikle de düşmanlarına karşı. Buradaki sizi yere serer. Bunu da adamların yemeklerine koyuyorum. Çünkü çok güçlü. Bu yüzden bunu adamlardan bir şey almak istediğimde ya da gizli gizli saldırıda bulunmak istediğimde yemeğine koyuyorum. Ve 10 saniyede onu yere sereceğim. Ve bu ilaçları da saldırı moduna geçmek için kendi kullanıyor. Bunlarla kendimi ateşliyorum. Beni uyarıyorlar, çılgınca. Onları seviyorum. Hey, yavaş iç dostum. Yavaş ol, tamam mı?
Biraz sonra delireceksin yoksa. Biraz yavaş ol. Sakin ol, tamam mı? Hadi. Beni uyarıyorlar. Baktın sen. Uyarıyorlar. Ciz, bekle. Sanki birine zarar veriyor gibi. Nasıl etki ettiğini görüyor musun? Böyle işte. Ben iyiyim. Hazırım. 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 Hadi. Dışarı çıkmaya hazırım. Ve daha fazla bekleyemiyorum, tamam mı? Hadi! Avery ve Howard hücrelerinde hapları alırken, Randy Campbell, aka Rambo gibi mahkumlar genel nüfus içinde evlerinde gibi davranıyor. Şehir merkezinde nereye giderseniz gidin, ben ünlü Rambo'yum. Kokain kullanmamla ve bu yolla çok para kazanmamla tanınırım. Onu bir şeyler satarak elde ediyorum. Size bir rüya satabilirim. Dışarıda Rambo rüyalardan daha ötesini satıyor. O bir kadın satıcısı. Benim mahallemden uzak dur. Kendi mahallende kal. Hapishanede sokak aklını ve karizmasını kullanarak başarılı oluyor. Burada Rambo ve topluluğu memurlar etrafta değilken işleri kendi kurallarına göre hallediyor. Seni etrafta gezdirmeme ve burada ne döndüğünü göstermeme izin ver, olur mu? Hadi. İlk durağı kurutucu. Burası kıyafetlerini kurutabileceğin kurutucu. Sana yukarıdaki insanlarla nasıl iletişim kurduğumuzu göstereyim. Seni lanet olası, hadi. Neler oluyor burada? Tam burası iletişim deliği. Çeke şuradan. Burada mahkumlar bu duvara karşı illegal bir şekilde sigaralarını ya da marihuanalarını yakıyor. Duvardaki izleri görüyor musun? Bu fitil duvarı esrar ve sigaraların izmaritlerinden dolayı kahverengiye dönmüş. Burada mahkumlar bükülmüş bir tuvalet kağıdını yakarak fitil olarak kullanıyor. İki batarya kabloların ucunu ya da herhangi bir şeyi kullanarak kağıdı yakacak bir kıvılcım elde ediyorlar. Ateş söndüğünde artık sigara içilmiyor. Başka bir tabu duvarı bu köşede. Burada mahkumlar pornografik grafitiler çiziyor. İşte adamlar buraya gelirler ve bu resimlere bakarak kendileriyle oynarlar. Gerçekten de buraya gelirler ve onları oradan zorla çıkarırlar. Mahkumlar bu yeraltı topluluğuna girmek için ne gerekiyorsa yapacaktır. Çoğu ihtiyaçlarını gidermek için dolandırıcılık denilen gayri resmi bir iş ya da görev buluyor. Bu adam da dolandırıcılık mı yapıyor? Onlar için birkaç çamaşır yıkayacağım. Karşılığında bana, bilirsin yani, birkaç eşya verecekler. Bir gömlek yaklaşık 2-3 eşya ediyor. Bu eşyalar hapishanenin dışından gelen sabun, kitap, yemek ya da temin edilen herhangi bir şey olabilir. Evet, sigara ve ot da olur. Esrar için bir tişört, boxer ve çorap yıkarım. Kaçak malların takasını önlemek çete istihbarat birimi için zorlu bir mücadele. Kaçak mallar uyuşturucudan silaha kadar değişebiliyor. Yasak bir madde içeri girdiği anda hapishane parasına dönüşmüş oluyor. Ticaret yapılıyor, alınıp satılıyor. Burada para konuşur, anlıyor musun? Yeterince paran olduğu müddetçe her şeyi yapabilirsin. Burada 40 dolar var, bir milyoner olmuşsun. David Coleman bunu biliyor. O bir güvenlik olarak maksimum 7 mahkumu. Ama çoğu mahkumdan daha fazla özgürlüğe sahip. Kapalı koğuşunun içinde özgürce dolaşmasına izin verilen bir avuç dolusu mahkumdan bir tanesi. Mahkumlara yemek götürüyor ve kaya olarak bilinen ortak alanı temizliyor. Bu yüzden Coleman gibi mahkumlara kaya adam takma adı verilmiş. Koridorun temiz olmasını sağlıyorum. Orada arkadaki tuvaletleri yapıyorum. Tüm koğuşlara yemek gitmesini ve bu gibi şeyleri sağlıyorum. Kaya adamlara bu iş iyi davranışları karşılığında veriliyor. Ama Coleman bazen daha fazla rüşvet almak için özgürlüğünü kötüye kullanıyor. Kaçak malları taşıyor, notları ve çete üyeleri arasındaki mesajları iletiyor. Uyuşturucu, buradaki en büyük şey bu. Esrar, kokain, ihtiyacınız olan her şey, hap, hepsi var, hepsi. Burası hapishane. Yemeklere bu kadar yakın olan bazı kaya adamlar, yemeklere zehir koyarak düşmanlarını hedef alabiliyor. Mahkum Courtney Scroggins ağırlaştırılmış hırsızlıktan, tecavüzden ve topluma aykırı davranıştan dolayı içeride. Bir kaya adamın yemeğine can kırıkları koyduğunu iddia ediyor. Kaya adam yemeğine bir şeyler koydu dostum. Birden boğazımda keskin bir acı oluştu ve öksürüp kan kusmaya başladım.
Ama memurlar her zaman gördüklerine güvenemez. Kan kaya adamdan dolayı değil, ağzında kendi açtığı bir kesikten de geliyor olabilirdi. Scroggins yalancı çoban olarak ve açtığı sahte yaralarla ün salmıştı. Şimdilik ekip Scroggins'ı revire götürecek ama iddialarını araştırmayacak. Eğer Coleman gibi bir kaya adamın bir mahkumu zehirlediği ya da kaçak mal taşıdığı ortaya çıkarsa işini ve onunla birlikte gelen özgürlüğünü de kaybedecektir. Coleman ve arkadaşlarından çoğu onun sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmesini istiyor. Evet, ben sahip oldukları tek adamım. Her şeyin benden geçmesi gerek. Bu yüzden eğer bana güvenmezsen istediğin şeyi alamazsın. Bu kadar basit. Daha düşük güvenlikteki bazı mahkumların da hapishanede çalışmalarına izin veriliyor. Ama onların görevleri mahkumları dışarıdaki hayata hazırlama programının bir parçası. Artemis Moncrief, aka Beton. Tehlikeye sebep vermekten ve ağırlaştırıcı sebep taşıyan saldırıdan dolayı içeride. Cezasını çekerken burada hapishanenin döşeme dükkanında çalışabiliyor. İşinde başı belaya girmedi ama başka bir mahkumun nasıl ayartılabileceğini görebiliyor. Buna bakabiliyorum ve bunu sadece bir alet olarak görüyorum. Ama başka bir sinirli insan muhtemelen bunu bir silah olarak görecektir. Bunu kesmek zorundasınız ve iğneler, yani bence bize yarı yarıya güveniyorlar. Bize her zaman güvenmiyorlar çünkü bizim mahkum olduğumuzu ve her an yalan söyleyebileceğimizi biliyorlar. Sadece ne yapıyorsanız ona devam edin. Ben ne yapılacağını söyleyeceğim. Hapishane personeli tetikte olması gerektiğini biliyor. Özellikle de mahkumlar iş sırasındayken. Bazıları aletlerle birlikte dışarı çıkmaya çalıştılar ama onlara el konuldu ve böylece kimse yaralanmadı. Bunlar büyük ve keskin silahlar. Birileri bunları yaralamak için kullanabilir. Birazdan. 3'e 1 bıçak kavgası. Sıkışmıştım. Kaçacak bir yerim yoktu. Köşeye sıkışmıştım. Ve daha sonra... Gidiyor. Bir mahkum için hapishane tarzında bir yeniden doğuş. Bu bir gelenek gerçekten. Memphis, Tennessee. Shelby County Cezaevi. Burada 6 memur ve bir teğmenden oluşan çete istihbarat birimi elit bir ekip. Bu hapishanenin her ayrıntısını biliyorlar. Mahkumları ve çete üyeliklerini. Bu en azından bir çip memurunun haftanın her günü çalıştığı aralıksız bir iş. Ağzını aç, ağzını aç. Çünkü çete şiddetinin ortaya çıkacağı zamana ilişkin hiçbir belirti olamaz. Lanet olsun, hepinize lanet olsun. Eski bir çömez gangster olan Ebony Marshall tarafsız olarak biliniyor. Çünkü bir çeteye bağlı değil ama hala mahkum arkadaşları ve personel tarafından kötü bir imajı olduğunu iddia ediyor. Burada ne olarak tanınıyorum? Lanet bir personel. Herhangi birine gidip bu yerleşkede en nefret edilen mahkum kim diye sorarsanız beni söyleyeceklerdir. 37 yaşındaki Marshall daha önce de burada bulunmuştu ama artık işlerin eskisi gibi olmadığını söylüyor. 10 yıl önce buradakinden farklı olan şey, şu anda çok fazla çete var ve çeteler çoğunlukla genç adamlardan oluşuyor. Marshall bu genç çete üyelerinin kurbanı olduğunda 5 Mayıs 2009 yılıydı. Olay gözetim kameraları tarafından kaydedilmişti. Kamera kaydında Marshall, J binasındaki komşu hücrenin kapısında ayakta duruyor. Bir grup mahkum geliyor, Marshall gömleğini çıkartıyor ve kavga için hazırlanıyor. Lanet olası bıçaklarını görene dek benim için eğlenceliydi. Demir çubuklarla silahlanmış olan 3 çömez gangster Marshall'a saldırıyor. Lanet olsun, içeri kaçmak istedim ama sıkışmıştım. Kaçacak bir yer yoktu. Köşeye sıkışmıştım. Kavga sadece 90 saniye sürüyor ama 90 saniye yeterince uzun bir süre. Marshall ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Protokole göre memurlar içeri girmeden önce destek gelmesi için bekliyor. Sadece 2 tane demir çubuk gördüm. Diğeri yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda ve keskindi. Bazı kesikler aldım. Koruyamayacağım yerlerden kesikler aldım. Ve sırtımda da 2 tane yaram oldu. Çete istihbarat birimi hapishane içindeki demir çubuklar ve diğer kaçak mallar için her zaman tetikte. Bugün Shelby County Müdürü Anthony Alexander üst araması için personeli hazırlıyor.
Çağlı binasının içinde bazı kaçak mallar var. Bu bizim için alışılmadık bir durum değil. C binasının içindeki Charlie ve Delta koğuşlarında bu sabah bazı alanları tespit ettik. Onları bağladık, salladık ve ellerinde ne olduğunu bulduk. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Yine kaçak mal aramasına çıkacağız. Her tesis kaçak mal sorunu yaşayacaktır. Bunu görmezden gelmiyoruz. Bu tip bilgileri alıyoruz ve o alanları hedef bölge olarak seçiyoruz. Çete istihbarat birimi C binasına doğru büyük ekibe yol gösteriyor. Herkes ranzasına otursun, hadi. Ellerinizi başınızın arkasına koyun. Ranzalara, eller başını arkasına. Ranzalara uzan, hadi uzan. Uzan diyorum sana, sana dedim. Bölgede gizli bir nokta kalmıyor. Duş başları, duvar prizleri, hatta tuvaletler bile. Burada dışkılar vardı. Eminim altında bir şey vardı. Elimi oraya sokmayacağım. Onlar sokacaklar. Bu yüzden sifonu çekeceğim. Ona ulaşamayacaklar. Ellerinin ulaşamayacağı yerler olursa bunun için Chibi'nin kendine özgü birkaç taktiği var. Hey, yılanı alıp oraya bakan var mı? Memurlar mahkumların kaçak mal saklayabilecekleri ranzaların yukarısına ya da tuvaletlerin arkasına bakmak için yılan kamera kullanıyor. Doğal olarak göremiyorum ve elim oraya ulaşmıyor. Bu yüzden orada bir şey olmadığından emin olmak için bunu kullanacağım. Bu alette esnek kolun ucunda küçük bir kamera var. Tuvaletin arkasındaki duvara bakıyoruz. Arkada çok yer var. Işıkla görebilirsiniz. Buradan geçiyor. Yolu tıkayan bir şey var. Memur Guyton orada bir şey görebiliyor ama ne olduğunu söyleyemiyor. Dakikalar içinde tuvaleti duvardan söküyorlar. Boruyu çıkartıyorlar ve kaçak mala ulaşıyorlar. MP3 çalar ve burada marihuana var. Arama aynı zamanda Chibi'nin çeteler arası iletişim engellemelerini sağlıyor. Bazen mektupların içinde şifre bulabilirsiniz. Çete üyeleri iletişim kurmak için personelin tam önünde gizli bir yol geliştirmişti. Bu geleneksel Amerikan işaret diline dayanıyor. Burada maksimum güvenlikteki bina E'de mahkumlar yeni olmuş bir çete kavgasını tartışıyor. Kendi alfabeleri var. Nasıl deşifre ettiğinizi bilmiyorsanız size de diğer mahkumlara da bir saldırı hazırlıyor olabilirler. Kaçak mal da taşıyor olabilirler. Ve eğer şifreyi çözemezseniz size hiçbir şey ifade etmezler. Ama sonradan gerçekten kötü bir şey olur. Tennessee'deki Shelby County cezaevinde illegal mallar binalara birçok şekilde girebilir. Bu yüzden çete istihbarat birimi sadece parmaklıkların arkasını gözlemiyor. Gelen insanları da izliyorlar. Bazı mahkumların cezaları hapishanede yatmak değil ama buraya derslere gelmek. Günlük rapor merkezindeki derslere katılmaları gerekiyor. Öfke kontrolü ya da isimsiz alkolikler gibi. Bu sabah çip memuru Richard Farrow ve Teğmen Moore, Anthony Gray'i yasak bir maddeyle öfke kontrolü dersine girerken yakaladı. Bana cep telefonunun olmadığını söylemiştin. Bu ne? Bu adamda ne var? Cep telefonu olmadığını söylemişti ama cep telefonu var. Cebinde de bıçak var gibi görünüyor. Dostum, burada olduğunu bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Çok özür dilerim, bilmiyordum. Chibi'nin hiç toleransı yok. Sıkı yaklaşımları yerleşkeye kaçak mal girmesini önemli bir şekilde engelliyor. Cep telefonu ve çakıya ek olarak Chip yasak olan nakit para ve ilaç buluyor. Ve Gray'in ürkek açıklamaları daha fazla şüphe çekiyor. Bu benim kız arkadaşımın ilacı. Tansiyon için. Bu dediğim gibi reçeteli ilacım. Viagra. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bir köpek arabayı araştırıyor. Kamyonette iki av bıçağı buluyorlar. Bu hapishane mülkünde illegal olmalı. Gray şehir merkezine hapishaneye gidecek ve sonunda tekrar buraya geri dönebilir. Ama parmaklıkların ardına. Ellerini duvara yasla. Günlük rapor merkezinde hükümlü Josh Pickler'ın üzeri aranıyor. Sırt çantası kitap yerine içkiyle dolu. Bu yarım litrelik bir viski ve bir de işte bu var.
Alkol hapishane toprakları üzerinde her yerde yasak. Ve Pickler bunu biliyor. Likör benim değil. Bira da değil. 27 yaşındaki abimin. Bu onun sırt çantası. Ödünç aldım. İçinde bunların olduğunu bilmiyordum. Aman tanrım, neden böyle oldu, neden? Günlük rapor merkezine gitmekle hüküm giyen Pickler'ın zaten bir mahkumiyeti vardı. Bu hareket bir suç. Yani şimdi hapse girecek. Sıfır tolerans. Bundan, bu periyottan hoşlanmıyorum. Bunu kişisel olarak alıyorum. Çip memurlarının özel bir işi var. Ve aynı zamanda onlara yardım ve mahkumlarla onları ziyaret edenleri yakından izleyen 500'e aşkın personel var. Bu gerçekten de önemli çünkü ziyaret sırasında kaçak mal getiriyorlar. Lakeşya Andrews gibi gardiyanlar devamlı tetikte. Ama eğer bir şey olursa bu kontrol odasındaki görevini terk edemez. Eğer bir mahkum kavgası görürsek bu mavi kottur. Her zaman kontrolde kalmalıyız. Kontrol sırasında olabilecek her durumda memur kontrolde kalmalıdır. C binasında mahkum Ebony Marshall'ın vahşi günleri sona eriyor. Kendi deyimiyle Shelby County'nin en nefret edilen adamı serbest bırakılıyor. Gideceğim dostum, gideceğim. Umarım bu son olur ama olmazsa da İncil'i okuyacağım ve ilaçlarımı alacağım. Çıkarken personele karşı son bir meydan okumada bulunuyor. Hücresini çöplüğe çeviriyor. İncil'i parçalara ayırmış ve yerin üzerine saçmış. Böyle bir şey daha önceden görmemiştim. Ama serbest bırakılırken bu tip şeyler yaparlar. Sanırım bir mesaj bırakıyor. Hücreyi terk ediş şekli böyle. Başka bir maksimum güvenlikteki koğuştan Marcus Bey'in ağırlaştırılmış hırsızlık suçu kanıtlanmıştı. Ama içerideyken gösterdiği kötü davranışlar ona ekstra zaman ekledi. Buna değmez. Bugün Bey'in sonunda dışarı çıkıyor. Mahkum arkadaşları hapishane stili vaftiz etme yoluyla ona veda ediyor. Bu sadece bir gelenek dostum, anlıyor musun? Her şeyi yapmalısın. Bu onu ıslatmak olarak adlandırılıyor. Hey! Kendine dikkat et dostum. Ben gidiyorum dostum. Görüşürüz. Özgürlüğe İyi uçan şanslar. Kuş. Ben gidiyorum dostum. Hadi ıslat. Ben gidiyorum dostum. İşte bu böyle. Çok ödeyeceğim dostum. Gidiyor. Herhalde biri eve giderken onu ıslatırsınız ve ıslatmadan kastım üzerine sadece su dökmek ve onu sokaklara geri dönmeden önce temizlemektir. Böylece tekrar buraya geri dönmeyecektir. Bean'le birlikte 50 mahkum daha bu akşam serbest bırakılacak. Dürüst olmak gerekirse bu korkutucu. Bu kadar çok kişiyi serbest bıraktığın zaman büyük ihtimalle 30 gün içinde çoğu geri dönüyor. Ve ÇİB üyeleri onları bekliyor olacak. Orada dur. Çete biriminin esas hedefi kurumu tehlikesiz ve güvende tuttuğumuzdan emin olmaktır. Bence hepimiz aramızda bir kardeşlik bağı oluştuğunu hissediyoruz. Bu bizim birlikte hareket etmemizi ve sıkı bir grup olarak çalışmamızı sağlıyor. Çete istihbarat birimi kaçak mal yakalamaktan çete şiddetini bastırmaya kadar Shelby County cezaevindeki mahkumları hizada tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu şahıslarla uğraşırken çok dikkatli olmak zorundasınız. Çünkü kurumun içinde ve dışarıda, sokaklarda çok tehlikeliler. Yo!